Evet, TV8 ekranlarında şimdi de konuğumuz göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sevim Çakmak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler? Teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Hocam şöyle açayım ben sohbeti, sonra devam edelim. Çocuklarda gözyaşı kanalı tıkanıklığı nedir tam olarak, tarifleyebilir misiniz? Çocuklarda gözyaşı kanal tıkanıklığı sık görülen bir tablo. Çocukların %3 ile 6'sında görülüyor. Buradaki asıl sıkıntı gözyaşı kanalının buruna aktığı kısımda zar şeklinde bir tıkanıklık oluyor. Bundan sonraki süreçte ise özellikle çocuklarda gözyaşı oluşumu bir aydan sonra başlıyor. Ama bazı çocuklarda doğumda, bazı çocuklarda bir aydan sonra gözyaşı dışarı doğru akmaya başlıyor. Aileler çocuklarını bu nedenle getiriyorlar. İşte gözyaşı dışarı akıyor, çapaklanma var, gözde kızarıklık olabiliyor. Bu şikayetlerle getiriyorlar. Asıl tablo bu. Tabii bu tablo bu olguların %90'ında görülüyor. %10 olan olguda ise daha ciddi tıkanıklıklar olabiliyor. Bu tıkanıklıklar ise daha çok sendromik bebeklerde görülen tıkanıklıklar ya da burun anomalisiyle ilgili olan tıkanıklıklar varsa buna bağlı olarak meydana gelebiliyor. Çocuklarda bu tablo olduğu zaman tabii gözyaşı kanalı normal insanlarda buruna akıyor. Dışarı doğru akması aileyi tabii biraz tereddüt içerisinde bırakıyor. Hekime getiriyorlar. Ama asıl sıkıntı bu nazolakrim gözyaşı kanal tıkanıklığı oluştuğu durumlarda enfeksiyon riski daha fazla olabiliyor ve aileler daha çok bize çocuklarını, bebeklerini enfeksiyon ile getirebiliyorlar. Peki tedavisi için ne yapıyorsunuz? Tedavisi aslında ilk bir yıl kanal tıkanıklığı kendiliğinden ya da masaj ile %90 oranında açılıyor. %60-70 oranında ilk 6 ayda açılıyor zaten. Eğer açılmazsa bir süre daha bekliyoruz. Genellikle eğer ciddi bir enfeksiyon yok ise bu durumda 1 yaşını bekliyoruz. 1 yaşına kadar açılmadığı takdirde masaj ile açılmasını bekliyoruz. Açılmadığı takdirde bu durumda müdahale yapmamız gerekiyor. Şu durum var, masajı genellikle aileler bilmiyorlar. Gözyaşı masajını bilmiyorlar. Masajı bilmedikleri için yapılan masajın etkin olmaması tıkanıklığın açılmamasına neden oluyor. Masajı ben göstermek istiyorum özellikle ailelerin Tabii. bilgileri olsun diye. Şimdi gözyaşı kanalının gözyaşı kese kısmı var bu bölgede. Biz kesenin olduğu bölgeye hastanın annesinin, babasının baskı uygulamasını istiyoruz. Normalde anlatılanlar yanlış bilgilendirmeler var. Bu da nasıl oluyor? İşte şöyle masaj yaparsanız şeklinde oluyor ailelere. Aslında burası kemik doku. Kemik dokuya yapılan bir masajın etkisi yok. Kesenin olduğu kısım sadece şurada iç kısım, elenilen kısım, şu bölge iç kısım. Ailenin şu iç kısma 3-5 saniye boyunca masaj bastırıp aşağı doğru hafif bir itip bırakması gerekiyor. Yani şu şekilde, şu şekilde. Çünkü aileler bize geliyorlar, nasıl yaptınız masajı diyoruz. Masajı şöyle yaptım diyorlar ya da şöyle yaptım diyorlar. Aslında bunların hepsi yanlış. Şu bölgeye kese lojunun olduğu kısma 3-5 saniye boyunca bastıracaklar, aşağı doğru itecekler, bırakacaklar. Aslında buradaki espri şudur. Gözyaşı kanalının içerisinde bulunan sıvının hidrostatik basınç etkisiyle parmağımızı dokundurduğumuzda keseye yapılan bası ile kese içerisindeki sıvının aşağı doğru ittiği basıncın etkisiyle burnun alt kısmında zar şeklinde olan tıkanıklığın açılması. Günde 3 kere en az 10 kez bunu uygulaması gerekiyor ailenin. Böyle bir masaj yaptıkları takdirde %90 oranında 1 yaşına kadar açılıyor. Tabii açılmayan olgular var. O da az önce bahsettiğim olgular. Hangi olgular? Genellikle tıkanıklığın daha ağır derecede olduğu olgular. Onlarda da 1 yaşından sonra müdahaleler yapmamız gerekiyor. Bunlar ilk başlangıçta oldukça küçük müdahaleler. Sondalama ismini veriyoruz bu işlemde. Genellikle ilk uyguladığımız müdahale bu.
Son dalamada ince bir metal çubuğu gözyaşı kanallarından iterek aşağı doğru döndürüyoruz 90 derece yönünü değiştirip burnun alt kısmında zar şeklinde olan blokajı o şekilde ortadan kaldırıyoruz. Burada başarı yine %90'dır. %90 açılmayan olgular başarı var. %10 açılmayan olgularda 6 hafta sonra tekrar aynı işlemi uygulamamız gerekiyor. 6 hafta sonra tekrar uyguladık ve yine açılmadıysa ki bu ihtimal yine %10 civarında. Bu durumda o bölgeye bir silikon şeklinde tüp materyali aynı şekilde yerleştiriyoruz. Bu materyal yaklaşık 3-6 ay kadar kalıyor. Kaldıktan sonra çıkartıyoruz. Ha, bazı olgularda bu işlemlere rağmen açılmıyor. Açılmadığı takdirde 4 yaşından sonra daha invazif, daha büyük cerrahiler yapıp gözyaşı kanalını burnu açmamız gerekiyor. Peki hocam, çocukları konuştuk ama ileriki yaşlarda, yetişkinlerde durum nasıl oluyor? Ya da hani yetişkinlerde de görülebiliyor. Burada kadınlar biraz daha risk altında. Kadınların anatomik olarak kanalı erkeklerden daha dar. O yüzden kadınlarda bu gözyaşı kanal sıklığı erkeklere göre daha sık görülüyor ama erkeklerde de görülüyor. Burada tabii yine aynı tablo var. Hasta gözyaşım dışarı akıyor diye geliyor. En büyük sıkıntı enfeksiyon. Gözyaşım dışarı akıyor'yu açarsak izleyicilerimiz için de. Yani gözü sürekli sulanıyor sürekli anlamında. Sürekli akıyor, evet. Sürekli sulanıyor. Hasta mesela kitap okuyor. Kitap okurken gözyaşı terleme gibi bayağı böyle. Karnından, evet, aşağı doğru akıyor. Normalde hani gözyaşımızın buruna akan bir mekanizması var. Bu mekanizma göz kapaklarımızın açılıp kapanmasıyla, bu kasların kasılmasıyla gözyaşımız aslında ağır çekimle yapılan incelemelerde anatomik olarak göz kapağımız kapanırken dışarıdan içeriye doğru kapanıyor. Dışarıdan içeriye doğru kapanarak gözyaşını şu iç kısımlara itiyor. Gözyaşı iç kısımlardan buradaki sistemden buruna doğru akıyor. Ama tabii burada bir tıkanıklık olduğu zaman gözyaşı buruna akamıyor. Akamayınca bu erişkinlerde de çocuklarda da gözyaşının dışarı doğru akmasına neden oluyor. Tabii o bölgede içeri doğru göllenen sıvı gözyaşı sıvısı olduğu için içerisinde birçok madde var. Yani hem göz yüzeyini koruyucu proteinler, mineraller var. O yüzden kapalı bir ortamda sıvı biriktiği için enfeksiyon riski de artıyor. Tabii. O yüzden hastalarda enfeksiyon daha sık görülebiliyor bu hastalarda. Enfeksiyonu önemsiyoruz çünkü enfeksiyon, bu bölgedeki enfeksiyon gözün arkasına ve arkada beyine yakın olabiliyor. Enfeksiyon artınca gözün arkasının enfeksiyonu olaya girebiliyor. Ve daha ilerisi bu gözün arkasına ilerleyen enfeksiyon ve iltihap beyine doğru ilerleyip daha ciddi sorunlara neden olabiliyor. O yüzden bu tür durumlarda mutlaka hastaların müdahale edilmesi gerekiyor. Erişkinlerde de tek tedavisi cerrahidir. Enfeksiyon varlığında medikal olarak ilaçlarla tedavi ediyoruz. Ama eğer tıkanıklık kalıcı ise ve enfeksiyon yok ise cerrahi olarak tedavisinin yapılması gerekiyor. Peki, gelelim işin biraz daha estetik kısmına. Son zamanlarda hepimizin sıkça da duyduğu bir şey bu. Badem göz ameliyatı. Evet. Daha düşük gözlüler, daha küçük gözlüler, gözlerini biraz daha çekik ve iri göstermek isteyenler için yapılan bir operasyon, evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Bunu bize anlatabilir misiniz? Şimdi badem göz ameliyatı aslında şöyle anlatayım. Badem göz ameliyatı aslında kadınlar eyeliner çekiyorlar ve göz kenarını birazcık dışarı doğru çekik göstermek istiyorlar. Hı-hı. Ve bunu dışarıdan üstten dışa doğru, alttan dışa doğru gösterip şöyle bir çekiklik yapmaya çalışıyorlar görüntü olarak. Bu eyeliner'dan esinlenerek düşünülmüş bir cerrahi aslında. Göz kapağının görüntü olarak dış kısmının biraz daha çekik ve yukarıda olması şekli. Kadınlar bu şekilde o çekikliği eyeliner'la değil de bu kalıcı olarak yaptırmak istiyorlar. Ama tabii her olgu uygun mu? Zaten çekik gözlüler buna uygun değiller. Ya da kapak aralığı çok dar olan, Asya ırkında olan insanlar
buna uygun değiller. Göz kapak aralığı biraz daha geniş, al kapağı biraz daha dışa doğru, aşağı doğru olan insanlar, hafif bir sarkması olan insanlar da bu işlemi yaptığımız zaman daha güzel bir görüntü oluşuyor. İşlem şu şekilde, göz kapağı kapalı ya da açık yapılabiliyor. Ya da üst kapak ameliyatı yaptığımız zaman, üst kapak estetik cerrahisi yaptığımız zaman estetik cerrahi alanından girilerek o bölgeden göz kapağının alt kısmından geçirdiğimiz dikişleri bu bölgedeki kemiğin üst zarına kalıcı dikişlerle dikiyoruz. Bu şekilde yapılabiliyor ya da direkt açık cerrahi yapılıp o bölgeden alt göz kapağı ve o göz kapağının dış kısmını tutan bağlar kemiğin zarına emilmeyen dikişlerle dikilerek yapılan bir ameliyat türü. Yani kişiyi yorgun ve düşük göz görüntüsünden kurtarıp biraz daha çekik, geniş. Biraz daha dinamik, biraz daha geniş bir görüntü oluşturuyor. Estetik olarak güzel bir görüntü oluşuyor. Ama dediğim gibi her hasta tabii buna uygun değil. Özellikle kapak aralığı geniş ve alt kapağı biraz daha aşağıda olan olgular buradan bu yöntemden daha mutlu oluyorlar. Tabii burayı böyle çekip daha geniş göstermekle beraber kişilerin isteği biraz da kaşlarının yüksek olup gözlerinin daha iri. Daha böyle açık olması, daha genç göründükleri için. Daha dinamik ve daha dinç kaş, bir görüntü. Kaş kaldırmaya yönelik de neler yapabiliyoruz? Kaş kaldırma şöyle değişik yöntemler var. Yani çok radikal yöntemler var. Çok majör uygulanan cerrahiler var. Endoskopik olarak yapılan kaş kaldırma yöntemleri var. Bunlar biraz daha girişimsel ve zor, hasta için zor ameliyatlar ama basit, ufak rötuşlarla da kaş kaldırma yapılabilir. Yine aynı şekilde üst kapak cilt fazlalığını aldığımız olgularda aynı şekilde üst kapak cilt insizyonu kesi yerinden girilerek kaşın bulunduğu alana girilip kaşın alt kısmındaki dokular yine alın bölgesindeki kemiğin zarına dikilerek içeriden kapalı şekilde kaş kaldırma cerrahisi uygulanabiliyor. Onun dışında dolgu maddeleriyle kaş kaldırılabilir ya da dikişlerle, özel dikişlerle kaşlar kaldırılabilir. Bunlar daha basit girişimler olabilir. Ya da yine cerrahi olarak küçük cerrahi uygulamalar, dışarıdan kaşın üst bölgesinden küçük kesiler yapıp kaşı direkt bu alın bölgesinin zarına asılabilir. Ya da yine başka bir cerrahi yöntem, yine biraz daha endoskopik uygulamadan daha kolay ama az önce bahsettiğim yöntemlerden daha zor olan bir yöntem. Şu kenar kısımda bulunan cildin yukarı doğru gerilerek iki tarafta cildin birazcık alınarak ve cilt dokusunu serbestleştirip gerildikten sonra şu kısmın şu şekilde gerilmesiyle kaş kaldırma işlemi yapılabiliyor. Yani çok minimal seviyede birazcık kalksın diye yapılan botoks değil. Yani hanımlara özellikle düşük olan kaşı elinize gösterdiğiniz gibi biraz daha şöyle yapmak istiyorlarsa göz kapağı operasyonunu tavsiye edebiliyoruz. Evet, yani cerrahiyle ama botoksla ve dolguyla da minimal çok düşük bir daha ufak şey var. Kaldırmaları evet, belki ufak kaldırmalar onlardır. Yapılabilir. Peki anlattığınız gibi çok böyle gayet yapılabilir, hemen müdahalenin olabilir gibi görünüyor ama ne kadar sürelik bir operasyonlar bunlar? Ya kişi aslında, sosyal yaşamına hemen dönebiliyor mu? Yani badem göz ameliyatı aslında yarım saatlik bir ameliyat. En fazla 20 dakika bir göz, 20 dakika bir göz, yarım saat 40 dakikalık bir ameliyat, kolay bir ameliyat. Şu bölgede küçük bir dikiş izi olabilir ya da üst kapak cerrahisiyle beraber olduğu zaman zaten üst kapak cerrahisinde kapak kıvrımından yaptığımız için dikiş yeri çok çok belirsiz bir dikiş yeri olur. Hastaların ameliyat sonrası en fazla 2 ya da 3 gün sonra işlerini hastalar badem göz ameliyatında dönebilirler. Yani çok zor bir cerrahi değil, çok basit, kolay bir cerrahi badem göz ameliyatı. Ama tabii göz uygunluğu ile ilgili mutlaka doktorun gözetiminde olması gerekir. Aynen.
Onun dışında eğer hastanın göz kapağını iple kaldıracaksak, botoks dolgu yapacaksak zaten hasta gelip bir öğle arası bile yapılıp daha sonra işine hasta dönebilir o uygulamalarda. Peki hocam, göz kapağı cildindeki tümörlerden bahsedelim. Evet. Çok sık görülür mü? Tedavisi mümkün müdür? Aslında tümörler, göz kapağı çevresindeki tümörler çok sık görülmez. Ama görüldüğü bölgelere göre değişir. Mesela İskandinav ülkelerinde, Avustralya'da aslında çok sık görülür. Bunun nedeni bu bölgedeki insanların açık tenli olmaları, beyaz tenli olmalarından dolayı. Beyaz ten aslında bir dezavantajdır. Bunun dışında ultraviyole maruziyeti, özellikle güneş ışınlarının şu an ozon tabakasında olan değişimler nedeniyle ultraviyolenin zararlı ışınları çok fazla. Bunlar tabii eskiye göre bütün cilt tümörlerinin görülme sıklığını arttırdı. Tabii her görülen, göz kapağı çevresinde görülen tümör mutlaka kötü olacak diye bir şey yok. İyi huylu olanlar da var, kötü huylu olanlar var. Yaklaşık 1/4 bu tümörlerin zaten iyi huyludur. 1/4 kötü huyludur. Göz kapağında eğer bir lezyon oluşmuş, büyüyorsa, ortasında ülser oluşturuyorsa ya da kirpikli kenarda olan bir tümörde, lezyonda kirpiklerde dökülme meydana geliyorsa, kabarıklık varsa kenarında, bunu kötü olarak değerlendiriyoruz. Ama bir lezyon var, yıllardan beri var mesela hastanın göz kapağında, büyüme oluşturmuyor. O zaman bunu daha çok kötü değil de iyi huylu olarak değerlendirebiliyoruz. Şimdi iyi huylu tümörlerde genellikle bunları basit küçük müdahalelerle alabiliyoruz. Ama kötü huylu olduğu zaman tümörün cinsi burada çok önemli oluyor. Burada en sık görülen tümörler, normalde cildimizde, tüm vücudumuzda görülen en sık tümörler bazal hücreli karsinom denilen tümörlerdir. Bunun dışında diğerleri daha nadir. %90 bazal hücreli karsinom görülüyor ve bunun %90'ı da baş boyun bölgesinde görülen tümörler oluyor. %90'ın %10'u da göz kapağı çevresinde görülüyor. Yani yüzümüzün de Peki nasıl fark ediliyor bu? İzleyicilerimizden de belki merak edenler vardır. Evet, bunlar yani göz çevresinde en çok burun kökünde görülür. Daha sonra alt kapak sırasıyla dış kısım ve üst kapak da görülür. Yani şöyle bir sıra takip eder göz kapağı tümörleri. Şimdi oluştuğu zaman küçüktür. Sivilce gibidir ilk oluştuğu zaman, kızarıktır. Yavaş yavaş kenarlarında kabarıklıklar oluşur, yavaş yavaş tümörün. Ortasında ülser oluşmaya başlar. Kenarında renk değişimleri olabilir. Bazıları normal cilt renginde olabileceği gibi bazıları pigmente olabilir. Bu pigmentasyon kahverengi, açık kahverengiden koyu renge kadar değişebilir. Özellikle melanin pigmenti yoğun olduğu zaman lezyonlarda çok önemsiyoruz. Yani malin melanom denilen bir tümör cinsi var. Bu daha nadirdir diğer tümörlere göre ama prognozu daha kötü olan bir tümördür. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Bir de üstü kabuklanır. Hasta kabuğu kaldırır, kanar. Tekrar kabuk tutar. O şekilde bir tablo oluşturabilir. Yavaş yavaş dokuda büyüme ve invazyon oluşturur. Eğer alınmazsa gerçekten ciddi sonuçlara ulaşabilir. Gözün arkasına ve orbita dediğimiz göz çukuru boşluğuna yayılabilir. O zaman ciddi, daha büyük cerrahilerle tümörü temizlememiz gerekebilir. Hocam çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. FM 8'de Sağlık'ta Sevim hocamızı ağırladık. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık devam ediyor.